Herkese merhaba arkadaşlar. 17 Şubat Pazartesi Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 7 koşuluk bir program var. 6'da ikinci koşuyla beraber saat 3.30'da başlayacak. Ben de programla ilgili takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Her zaman olduğu gibi her ayak için 2-3 tane safkanı özellikle ön plana çıkaracağım. Takip ettiğim safkanları, yine varsa tuttuğunuz safkanlar ekleyerek en iyi kurguyu, en iyi oyunu arkadaşlar yapmaya çalışın diyorum. Arkadaşlar 6'lı ikinci koşuyla beraber saat 3.30'da başlayacak. Ben bir tane tek vereceğim. Bir tane de alternatif tek vereceğim değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız için. Yine 6-7 TL civarında bir oyun tutuyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu tarzda bir kurgu vereceğim. Siz de takip ettiğiniz safkanları dediğim gibi arkadaşlar ekleyin. 6'lı ikinci koşuyla beraber şartlı 4'te dişilere ait bir grupta 4 ve yukarı Arapların 2100 metre mesafe kumda bir yarışıyla başlayacak arkadaşlar. Ben burada özellikle 1 numaralı Beyaz Kule'den çok iyi bir koşu bekliyorum ki ben alternatif tek olarak da bu safkanın değerlendirebileceğini düşünüyorum ki çok uygun bir grup yakalamış ki çok daha sert gruplarda bile bahsettiğim bir safkandı bildiğiniz gibi. Çok uygun bir grup yakalamış. Yani şimdi bu grubu aslında el oynatmadan geçmesi lazım. Safkan genelde yarışlarını İzmir'de yapıyordu. Bu sefer Kocaeli'ye gelmiş. Tek handikapı bu. Ben o yüzden yanına da at yazma mecburiyeti hissettim kendime. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Safkan yarışlarının çoğunu İzmir'de yapıyor zaten. Daha önce Kocaeli'ydi. Bir sene önce bir gelmiş. O yarışında da çok kötü bir performans sergilemiş. Bu pistte bir alışamama problemi doğabilir ki Kocaeli pisti özellikle foto finish tarafında yani yarışın bitmeye yakın olduğu son 400'de falan seyirciyle çok iç içe bir durum oluşuyor. Bu bazen safkanlara kötü yansıyabiliyor. Yani Kocaeli'de böyle bir durum yaşanabiliyor. O yüzden de bazen Kocaeli pistine ilk defa koşan safkanlarda biraz tereddüt etmemiz gerekiyor. Safkanların performansında bazen farklılıklar oluşabiliyor. Beyaz Kule'de bundan etkilenebilir gibi geldi bana. O yüzden de ben yanına at yazmayı doğru buldum ama normal şartlarda 1 numaralı Beyaz Kule'nin bu grubu çok rahat bir şekilde geçmesi gerekir arkadaşlar. Dediğim gibi küçük kuponlarda rahatlıkla tek atılabilir. Ama rakip arayan arkadaşlarımız için ya da sürpriz noktasında değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız için 3 numaralı Fanizan'ı ben kuponuma muhakkak ekleyeceğim. Yine aynı şekilde 11 numaralı Hürsev'de yine benim kuponumda olacak arkadaşlar. Daha da genişte sürprizde ise 12 numaralı Kolaçan ekür avantajıyla beraber yine 7 numaralı Mavi Yasemin de değerlendirilebilir arkadaşlar. Dediğim gibi öncelik 1 arkadaşlar Beyaz Kule. Küçük kuponlarda risk edilebilir. Daha sonrasında 3 ve 11 diyorum. Yine yeri olanlar için 12 numaralı Kolaçan ve 7 numaralı Mavi Yasemin de altın ilk ayağı için arkadaşlar değerlendirilebilir Bursa'da. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise 4 yaşlı Arapların 1800 metre mesafe kumda bir yarışı gerçekleşecek. Maiden bir koşu. Bu koşudaki safkanların çoğu bu mesafe ilk defa koşuyor. Bir tane koşan var. O da 7 numaralı Oğlum Kubeş arkadaşlar. Diğerleri bu safkanların tamamı en fazla gördükleri mesafe 1400-1500 aralığı. İki sürprize biraz da müsait gibi gözüküyor. O yüzden ilk defa bu mesafeyi koşacak olmalarından dolayı. Ama bir tane safkan özellikle dikkat çekici ki bu da 3 numaralı Alperen Bey. 2 hafta önce bir yarış gördü. O yarışında da ilk gördüğü yarışta güzel bir dördüncülük elde etti safkan. Ki ben o gün içinde yarışını özellikle takip ettiğim bir safkandı. Yarışın hemen hemen her yerinde kazanan grubun içindeydi. Yani yarış boyunca tamamını yarışın ikinci, üçüncü durumda götürdü. Biraz sonrası da artırdı biraz. Ama o günkü rakiplerine güç yetiremedi. Yarışı sonlarda da enseye basarak o gün içinde yine jokeyi yarışı dördüncü tamamlamıştı ki ben yine de güzel beğenmiştim o yarışını. Uzayan mesafenin yeni 1800 mesafenin uzaması bu safkana yarayacaktır. Çünkü bir şövalye yavrusu bilindiği gibi şövalye yavruları uzuna iyi gider. Bu Alperen Bey'den de uzunda daha da iyi performans gelmesi beklenir arkadaşlar. Benim ilk şanslı gördüğüm safkan. Daha sonrasında yine son yarışını çok beğendim. 7 numaralı Oğlum Kubeş arkadaşlar. Bu safkan yine ayrımsız kuponlarda olmalı diyorum. Yine bu safkanlı kuponlarımıza yazalım. Ben 3 ve 7'yi bir tık önde görüyorum. Dediğim gibi öncelikli olarak 3, daha sonrasında 7 diyorum altının ikinci ayağı için. Yine varsa takip safkanlarınız arkadaşlar bu ayak için de eklenebilir. Yine sürpriz noktasında 1 numaralı Aksarlı ve 4 numaralı Çavuş Babam da değerlendirilebilir. Ama öncelik 3, daha sonrasında 7 numaralı safkan altının ikinci ayağı için arkadaşlar muhakkak kuponlarda olmalı diyorum bu maiden koşuda. Günün 3. ayağına geldiğimizde Sandika 15'te 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre mesafe kumda bir yarışı gerçekleşecek ki bence günün en zor yarışı. Zaten 2 tane ben sürprize müsait gördüğüm ayaklar var arkadaşlar. Bunlardan da ilki bu ayak olduğunu düşünüyorum. Özellikle 1 numaralı Fast and Famous ve 2 numaralı Angel Ball'un ben çok yüksek AGF'lerde bu iki safkanın çıkacağını düşünüyorum. O yüzden de burada bir sürpriz olma şansı var ki çünkü kilo farklarının çok değişkenlik gösterdiği bir ayak burası. Özellikle 1-3 numaralı Ayırman 51,5 kilo ile koşuyor ki yani üstteki rakipleri arasında 10 kilo fark var neredeyse. Yine 5-4 numara Bay Yiğit, yine 5 numara Tarih Yazan'da yine benzer kiloyla, çok uygun kiloyla start alıyorlar. Ben o yüzden bu safkanlardan, yani özellikle bu üst safkanlar, yani 3, 4 ve 5 numara safkanlardan güzel bir koşu bekliyorum. Sürpriz noktasında muhakkak değerlendirilebilir. 3 numara Ayırman son yarışını 10-15 boy civarında çok rahat kazanmıştı. Yine Bay Yiğit sonlarda çok etkili gelmişti Nevzat'la beraber. Tarih Yazan zaten her yarışını iyi koşuyor. İlk iki his bozmadı bu zamana kadar. Yani bu safkanlardan sürpriz gelme olasılığı var arkadaşlar. Yani burada ben ilk 5 safkanın kuponlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Bu safkanlardan iyi bir koşu gelecektir. Altının 3. ayağı için ben ayrımsız kuponlarda olması gerektiğini düşünüyorum bu 5 safkan arkadaşlar. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 6'da 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafe kumda bir yarışı olacak. Ben burada yine bir tane safkandan bahsedeceğim. Bu safkanı kuponuma tek atacağım arkadaşlar. Bu da 1 numara Bledislav olacak. Daha önceki yarışlarında da tek verdim. Olmuştu bu safkan. Beni hemen hemen hiç yanıltmamıştı. Ben çok uygun grup yakaladığında özellikle bu mesafelerde çok etkili bir yarış çıkartıyor arkadaşlar. Yani bu mesafeleri çok seviyor safkan zaten. Özellikle en iyi koştuğu mesafenin de 1400 olduğunu düşünüyorum. Çok sert bir tempoda yarışı götürüp sonlarda da rakiplerine hiç şans tanımıyor arkadaşlar. Ben yarın için çok uygun bir grup yakaladığını düşündüğüm 1 numara Bledislav'ın yarın için müsait grupta rahat bir birincilik elde edeceğini düşünüyorum. Rahatlıkla kuponlara tek atılabilir görüyorum arkadaşlar. 1 numara Bledislav'a yarın için ben de Bursa'da geçilmez arkadaşlar. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre mesafe kumda bir yarışı olacak. Yine birçok safkana şans verilebilecek ayaklardan biri olarak görüyorum arkadaşlar. Bence tüm safkanların yine kazanma şansının olduğu çok dengeli bir grup arkadaşlar burası, ama tabii ben özellikle 3 tane safkandan bahsedeceğim. Bu 100 safkanlı kuponlarda muhakkak olmalı diyorum. Bunlardan ilki arkadaşlar 1 numaralı Kırcalı olacak. Ben çok beğendiğim bir safkan. Özellikle bu mesafede, bu tarz gruplarda her zaman iyi koşan bir safkan. Daha önce Mustafa Çiçek'le yarış kazanmışlığı da olan safkandan ben çok iyi bir koşu gelecektir diyorum. İlk şanslı gördüğüm safkan arkadaşlar. Daha sonrasında 2 numaralı Andiamo. Yine bu safkan da etkili yarış yapıyor. Özellikle son birinciliği mükemmeldi. Çok sert grupta çok güzel bir yarış kazanmıştı. O gün için üzerinde hışman vardı. Uyumlu jokey ile beraber yine etkili olacaktır. Bu safkanlı kuponlarda olmalı diyorum. Ve son nokta 4 numaralı Yılmazan. Yine Ahmet Çelik'le beraber start alan safkan. Hemen hemen her yarışı iyi. Çok sert gruplarda, güzel gruplarda yarışlar yaptı. Ben bu safkanın yine ayrımsız kuponlarda olsun diyorum. Arkadaşlar 1-2-3-1-2-4 önceliğim. Bu 3 safkan muhakkak kuponlarda olmalı diyorum. Daha sonrasında dediğim gibi tüm safkanların şansı var. Varsa tuttuğunuz safkanlar muhakkak ekleyin. Günün zor ayaklarından biri olarak görüyorum. Yine 6 numara Angel of the Dead'de grubun kaliteli ismi, ara vermiş olmasına rağmen bu tarz gruplarda her zaman söz sahibidir. Yine bu safkanlı kuponlarda olabilir, eklenebilir arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde ise satış 1'de 4 ve yukarı Arapların 1400 metre mesafe kumda bir yarış olacak. 13 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben 3 tane safkandan bahsedeceğim. Bu 100 safkandan da özellikle iyi koşu bekliyorum ki ilk şanslı safkanın 3 numaralı Selda'nın oğlu. Çok müsait bir grup yakaladığını düşünüyorum. Yarın için yine bu grubu geçmesi normal sonuç olacaktır. Son 2 koşusunda bir performans düşüşü olsa da ondan önceki yarıştan çok beğendiğim bir safkandı. Eğer ki son 2 yarışındaki performans düşüklüğünü, son yarış aslında çok sert gruptaydı. Orayı çok ölçü almayabiliriz ama ondan önceki 9.'luğunu çok kötüydü. Eğer ki formunda bir sıkıntı yoksa yarın için bu grubu çok rahat geçebilir ki çok da sevdiği mesafede koşuyor. En iyi koştuğu mesafe denebilir arkadaşlar. İlk şanslı safkanımdır. 3 numara Selda'nın oğlu. Özellikle iyi koşmasını beklediğim safkanlardan ilki arkadaşlar altının son ayağı için. Daha sonrasında 2 numaralı Mazlum Zülfikar ki ben biliyorsunuz bu safkanı çok daha sert gruplarda, çok önemli gruplarda verdim. Kalitesine çok inandım. Orijini çok beğendiğim bir safkan ama isteneni bir türlü veremedi. Büyük ihtimalle sorunları var arkadaşlar. Bu sorunlarını da aşamadığı için safkan gerçek performansını hiçbir zaman ortaya koyamadı. Ama yine bu tarz gruplarda muhakkak olmalı. Dediğim gibi kalitesiyle bu tarz gruplara her zaman söz sahibi olabilir. Bu 2 safkanın dışında bir de 4 numaralı Kaftan'dan bahsedeceğim. Yine bu safkanda etkili yarışlarını yapıyor. Son yarışı 4.'lü oldukça güzel olan safkandan yine iyi bir koşu gelecektir. Ben önceliğim 3 ve 2, daha sonrasında 4 diyorum arkadaşlar. 6'nın son ayağı için. Yine yeri olanlar 9 numaralı Milyoner sürprizde. Çok sürprizde arkadaşlar enteresan bir sürprize imza atabilir. Yine 5 numaralı Kainatım'da geniş kuponlarda değerlendirilebilir ama dediğim gibi önceliğim 3 ve 2, sonrasında 4 arkadaşlar altının son ayağı için yeterli olacak gibi gözüküyor benim gözümde. Arkadaşlar Bursa programı ile ilgili yorumlarım benim bu şekilde. Yine varsa takip safkanlarınızı ekleyerek en iyi oyunu en iyi kurgu arkadaşlar yapmaya çalışın diyorum. Şimdiden herkese yarın için bol şans.